Hatta kızım. Allah'ım ben ne yapacağım şimdi? Ne yapacağım ben? Vay vay benim Celal amcam hoş geldin. Celal amcam. Çaktırma anlayacağım. Ha Celal amcacığım hoş geldin. Sen Selin'e baktın değil mi? Tabii kapı duvar. Ben de aradım ulaşamadım. Adı? Selin ne alaka? Buru Beyciğim, biz Celal amca ile Selin vasıtasıyla tanışıyoruz. Göçmen bürosunda. Evet, evet şey, az kahrımızı çekmedi Celal amca bizim. Hem Selin'in hem o. Tamam, anladım. Kuzen, kuzen ne yapıyorsun? Aa, yeni insan, merhabalar. Ali ben. Ali, Ali. Ali, gel ben sana bir şey anlatacağım. Ada, Celal Bey sana emanet. Ben Ali'yle gidiyorum, geleceğiz biz. Tamam. Gel sana bir bana şey anlatacağım. Bana emanet. Ha, sana emanet. Önce Allah'a sonra bana emanet, evet. Ya Ada, neler oluyor Allah aşkına? Anlatacağım her şeyi. Yani anlatsan çok iyi olur. Şey değil, kahve içer miyiz? Yani iyi olur. Hadi içelim. Evet, buyurun Celal Beyciğim, sizi dinliyorum. Yani işte gel dedin ya, getirdin ya kuzen. Ne diyorum. Evet dedim. Geldik. Geldik kuzen. Ha geldik, tamam. Hı-hı. Geldiysek tamam o zaman. Kuzen ne, bir şey mi diyeceksin? Alelacele getirdin beni buraya, ne oldu? Selin. Ha. Selin ne yapıyor? Nerede Selin? Nasıl i̇yi, gidiyor Selin'le? Selin iyi gidiyor. Şimdi gelecek işte birazdan. Burada çalışması için ikna etmeye çalışıyorum da kuzen bir destek at ya. Gözünü seveyim. Böyle ikili böyle şey yaparsak güzel olur. Tabii tabii ha? Kuzen tabii. Vallahi. Hmm. Sağ ol vallahi. Teşekkür ederim kuzen. Çok bu ara çok yardımı dokunuyor senin bana. Altından bir şey çıkacak diye korkuyorum ama sonra çıkmaz bence de. İyi tamam Selin geliyor o zaman ben alıp geliyorum. 5 dakikaya burada. Dur. Dur kim geliyor, Selin mi geliyor? Yanına mı? Şirkete mi geliyor? Evet evet geliyor işte. Alayım geleyim 5 dakikaya burada buluşup konuşalım, ikna edelim. Otursana. Otur bakalım. Şimdi kalktım. Otur bir. Sen dur burada, ben gideceğim geleceğim tamam mı? Sen dur bak, ben geldiğimde sana soracağım bakalım senin geldi mi gelmedi mi, ne diyeceksin, ne cevap vereceksin? Sakın ha. Kalkmıyorsun yerine, bekliyorsun burada. Geleceğim bekle geleceğim. Bir işim var geleceğim, bekle. Sakın kıpırdanma, bekle geliyor. Asabım bozma benim Ali. Bekle burada, geleceğim dedim bak, sakın bekle. Ha. Ben niye burada bekliyorum ya? Ne saçma. Celal Bey, durum şöyle ki biz yani Rüzgar'la ben evli olduğumuzu söylemedik buradakilere. Sebep? Sebep şu, bizim patron biraz aksi, işkolik. Tabii. Neymiş efendim? Evli çiftler aynı iş yerinde çalışamazlarmış. Ya evde sıkıntı olsa işe yansırmış, işte sıkıntı olsa eve yansırmış falan filan. Ast üst olursa da verim düşermiş, kriz çıkarmış, kıskançlık olurmuş falan. Aha, yani siz de o yüzden söylemediniz. Evet Celal Bey. Yani biliyorsunuz biz çok şey yaşadık. Ben Rüzgar okulu bitirsin diye okulu bıraktım, işe başladım, çalışıyordum, garsondum. Kovuldum biliyorsunuz. Sonra geldim baktım burada eleman arıyorlarmış. Hadi hemen başvurayım tabii, ben nesini bulacaklar dedim. Demezler mi biz bekar arıyoruz diye? Evliysen seni almayı istediler. Sonra ben yalanlar boyumu aştı. Ben de mutlu değilim. Ben de memnun değilim. Çok utanıyorum kendimden, yalan dolandan. Artık gına geldi. Kendimi asacağım. Ya artık gına geldi vallahi. Öyle yani. Ağlıyor musunuz? Ya anladım da Selin kim? Ah. Ada, gelir misin? Kusura bakmayın Celal Bey. Rica ederim. Hadi gel benimle. Gel. Gel bakayım. Siz için afiyet olsun. Ha, ha, ha.
Selin geliyormuş, oradaymış. Buraya. Buraya. Ada, bak şu Selin'e söyle, Ali'ye şu evlilik meselesini bir an önce anlatsın, bir an önce söylesin. Bak şimdi söylerse itiraf olur. Ama geldiğinde Celal'e yakalanırsa bütün yalanları su yüzüne çıkmış olur. Ki bu hiç hoş bir durum değil. Ada bana bak. Bu hiç hoş bir durum değil. Ali'nin ben üzülmesini, kırılmasını asla istemiyorum. Tamam mı? Bak şimdi ben Ali'nin yanından geliyorum. Selin'le konuşuyordu. Selin 5 dakikaya burada yoldaymış, geliyormuş. Ada kendine gel. Kendine gel. 5 dakikaya burada geliyor. Ya Celal'i göndereceksin ya da Selin'i göndereceksin. Ne yapacaksın bilmiyorum ama ne yapıyorsan yap, beni bu durumdan kurtar. Bak şu an hoşuma gitmeyen şeyler yapıyorum sizin yüzünüzden. Beni bu durumdan kurtar Ada. Olur mu? Kurtar. Lütfen. Hadi. Hadi iyi ben. Celal amca kahveni iç, tamam mı? Hadi. Allah kahretsin. Geldim, geldim. Ya geldim Ali, geldim. Ne bu acele, hiç anlamıyorum bak seni. Bak sen çok maymunsun. Tamam kapat hadi. Hadi kapat aynı anda. 1, 2, 3. Kapatmamışsın yalancı. Tamam tamam bak ben kapatıyorum hadi. Kapattım. Bu sefer de yüzüne kapattım çocuğun. Neyse bir şey olmaz, geldik. Selin. Selin alarm. Alarm kankım, alarm. Alarm, kırmızı alarm. Of yine ne oldu? Celal burada. Seni gördüm yoksa? Gördü. Of eyvah kızım, yandık ya. Daha kötüsü var elimizde şu an. Ne? Seni görmesin. Kusura bakmayın Celal Bey, malum iş dünyası. İşte bizde böyle 5 dakika molaya bile yer yok bazen. Kusura bakmayın. Anladım. Siz de işkoliklerdensiniz. Öyleyim Mehmet. Evet öyleyim galiba. Ama yani her şey iş demek değildir. Evet, evet. Olabilir tabii. İş değildir hayat bazen. Afiyet olsun. Buyurun bunlar iyi bunlardan. Bak bunlar çok güzel. Ya kusura bakmayın, biraz önce tanışamadık tam. Ali ben tekrar. Hatırladım şimdi. Celal Bey şey. He? Celal Bey, göçmen bürosundan Tuğçe gitti ya, onunla konuşmayı hani. Tamam, bizim bir gazetecilik ya, Tuğçe her yere gider işte öyle, tamam öyle bir şey. Celal Bey de Tuğçe'yi görmeye gelmiş. Oradan. Öyle mi? Evet. Tuğçe'yi görmeye geldim. Evet. Ondan sonra bir baktım bizim ada, bekar ada. Şu ada var ya, pırlanta gibi bir kızdır ya. Yani onu ilk gördüğüm andan itibaren, yani kızım gibi severim. Bu kadar güzel olmasına rağmen hala bekar yahu. Anlamadım. Şey yani diyorum ki yani ne kadar da güzel, yani çok güzel. Yani bir içim su. Fakat yani hep iş güç. Bak diyorum bazen kızım ya bırak şu işi gücü ya diyorum. Yani diyorum ki şu şirketten şöyle yani yerli malı olur. Efendim ne bileyim ithal malı olur. Helal süt emmiş birini bul. Yani evlen yani. Tabii tabii. Şimdi siz galiba ne dediğinizi anlamadınız, ben de sizin ne dediğinizi anlamadım. Yani anlam veremedim. Bu açıklar mısınız bana ne demek istiyorsunuz? Şey diyorum, yani şu bizim adayı... Adayı. Evet yani evlendirsek diyorum. Hem de bu şirkette yok mu böyle bir uzun boylu, yakışıklı bir... Bu olmaz. Yani şey hani hem de sevaptır diyorum. Bırakın canım şirket kurallarını, iş dünyasını falan. Sevaba girin efendim. Deli mi? Beyefendi biraz kafa gidik gibi. Bakın Celal Bey güzel. Bunları düşünmeniz çok güzel. Bunları düşünmeniz tabii ki çok güzel şeyler bunlar. Güzeller yani. Güzel, bravo. Ama bizim şimdi vaktimiz yok, zamanımız yok. Biz sizi şimdi yolcu ederim. Tamam. Siz müsait bir zamanda yine gelin bizim yanımıza, olur mu? Biz şimdi toplantıya gireceğiz Ali'yle de bizim vaktimiz yok. Bakın saat çok geç oldu. Ben sık bizim... sık gelirim. Bak delikanlı. Mezarlıklar işleri yarım kalmış insanlarla doludur. Herkesin mutlaka yarın çok önemli bir işi vardır. Ama yarın kesin değil. Nasıl yapamam?
Çok güzel lafı. Hiç beklemediğim yerden mükemmel bir laf. Ben sizi geçireyim istersen. Selin'i de karşılayacaktım kuzen. Sen dur şurada. Sen dur burada. Bak sen kahveye devam et, tamam mı? Ben gideceğim, geçireceğim, tamam mı? Sen dur burada. Dur oğlum, sen ne işin var senin dışarıda? Ben bir hava alacağım. Bak çok daraldı. Abi sen burada kal. Kal. Buyurun. Buyurun canım. Efendim her şeyi anladım kapıya da. Kapıya kadar geçireyim yani o zaman. Yani Selin kim onu anlamadım. Anlarsınız. Bir gün siz de elbet anlarsınız. Buyurun, buyurun. Of. Kanka iyice Arap saçına döndük vallahi ya. Seni bu işin içine soktum ya. Allah da beni kahretsin. Kızım saçmalama, deme şöyle şeyler ya. Kanka ne oluyor? Gergedinin gülüsü. Kanka ne oluyor? Boğulacağım şimdi. Hadi, hadi Celal Bey, hadi bakalım. Aşk kendi seçer.